Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. ...1258 yılında Bağdat Moğollar tarafından işgal edilmiş ve şehir yakıp yıkılmıştı. Halife Mutassım Billah ve ailesi de kılıçtan geçirilerek öldürülmüştü. Baybars 1233 yılında Karadeniz'in kuzeyinde doğmuş bir Kıpçak Türk'tür. Küçüklüğünde Moğollar tarafından Kıpçak steplerinde yakalanarak Bizans tüccarlarına satılmıştır. Köle olarak Kahire'ye getirilmiş, burada Eyyubilerin has ordusunu alınmıştır. Zeka ve yeteneğiyle kısa sürede yükselen Baybars, devlet mevkilerinde önemli yerlere gelmiştir. Baybars'ın devleti olan Memlükler, İslam tarihine Moğolları yenebilen tek devlet olarak geçmiştir. Moğollar, Memlükler ile karşılaşmadan önce Harzemşahlar, Anadolu Selçuklu Devleti gibi büyük Türk İslam devletlerini yenmiştir. Baybars, Moğolları 1260 yılında aynı Calut'ta yenerek düşmanın ilerlemesini büyük ölçüde durdurmuştu. Aynı Calut muharebesinin ardından Sultan Kutuz, Baybars'a vaat ettiği Halep valiliğini vermedi. Bunun üzerine Baybars bir av sırasında Kutuz'u öldürttü. Sultan ölürken Baybars'ı hükümdar ilan etti. Baybars, saltanatının 1. yılında Moğollar tarafından öldürülmüş olan Abbasi halifesinin yerine aynı aileden başka birini getirerek Mısır Abbasi hilafetini kurdu. Baybars zamanında Mısır Türk devleti en kudretli dönemini yaşadı. Cesur bir asker, kudretli bir hükümdar ve iyi bir idareci olduğunu gösteren Baybars, yaşam boyunca Haçlılara ve Moğollara karşı mücadele etti. 1263 yılında Baybars, Haçlıların kurmuş olduğu Frank Kudüs Krallığı'ndan ufak kalıntı olarak ellerinde kalan arazilerin merkezi olan Akka Kalesi'ni kuşattı. Fakat bu kaleyi ele geçirmeyi başaramadı. Buna rağmen Arsu, Hayfa, Safet, Yafa, Aşkelon ve Kayseriya'da Haçlılarla çatışmalara gitti. Buralarda bulunan kaleleri ele geçirip yıktırdı. 1266'da Baybars, Moğol İlhanlılara tabi olmayı kabul eden Klikya'da bulunan Küçük Ermenistan Kralı 1. Hatum'a karşı sefer düzenledi. Küçük Ermenistan'ı ve ülkenin başkenti olan Kozan şehrini zapt etti. 1268'de Baybars ordusuyla Antakya şehrini kuşattı, 8 Mayıs'ta şehir teslim oldu. Baybars şehrin kalesini yıktırdı ve kentin savunmasına giren Hristiyan ahalinin çoğunu esir aldı. Bu sırada Antakya prensliğine atanmış olan Prens Boemendo şehirde bulunmuyordu. Boemendo'nun elinde hala Trablus Şam Kalesi bulunmaktaydı. Baybars bu kaleyi kuşatmaya koyuldu. Fakat bu sırada Avrupa'da Antakya prensliğinin ortadan kaldırıldığı haberi yayılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere Kralı Edward idaresinde 9. Haçlı Seferi orduları denizden Mayıs 1271'de Haçlıların elinde bulunan Akke Limanı'na geldiler. Baybars, Trablus Şam kuşatmasını bir barış imzalayarak bıraktı. Haçlı orduları Moğol İlhanlılarla bir müttefiklik aradılar. Fakat Haçlı ordusu Baybars'a karşı hiç başarı kazanamadı. Bazı kaynaklara göre Baybars, İngiliz Kralı 1. Edward'ı zehirletmeye çalıştı. Ama bu da başarısız kaldı. Nihayet 1272 yılında 1. Edward Filistin'den ayrıldı. 1277'de Baybars İlhanlı Moğollara tabi olan Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırdı. Ordusunun başında Elbistan'da bir Moğol ordusunu yendi. Anadolu'da Moğollara karşı direnişe geçen Türkmen beyliklerini destekledi ve Kayseri'ye kadar ilerledi. Türk beyleri kendisini yeterince desteklemeyince Anadolu'daki arazi kazançlarını geride bırakarak Şam'a döndü. Anadolu beylerinin Baybars'a yardım etmemesinin nedeni Moğollardan çekinmeleriydi. Altın Ordu ve Bizans ile de siyasi münasebetler kuran Baybars, Haziran 1277'de 54 yaşında öldüğü söylense de derviş kıyafetiyle bir gece ansızın sarayını terk edip doğduğu topraklara gittiği de söylenmektedir.
Baybars, devlet teşkilatında büyük bir reform yapmış, Haçlıları Yakın Doğu'dan sürüp çıkarmıştı. Büyük bir devlet idarecisi olan Baybars, Memlük Devleti sınırları içerisinde çoğu günümüze kadar ulaşan çeşitli eserler bırakmıştır. Devletin en önemli iki şehri olan Kahire ve Şam arasında atlı ulak sistemi kurmuştur. Bunun yanında köprüler, su kanalları ve limanlar inşa ettirmiştir. Ülkesinin tarımına katkıda bulunma hedefiyle eski sulama yollarını tamir ettirip, yeniletip yeni sulama kanalları açtırmıştır. Kahire'de ismini taşıyan Baybars Camii'ni yaptırmıştır. Şam'da bulunan türbesi ve yanındaki Zekeriya Medresesi onun adına yapılan ünlü mimari eserlerdendir. Baybars ülkesinde İslam bilginlerine ve bilim adamlarına büyük önem vermiştir. İsmi İslam dünyasında ölümünden sonra bir kahraman olarak anılmaktadır. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.